Oda yönetimimiz, sektörün gelişimi için çalışmalarına 2 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında devam etti. Yönetimimiz bu tarihlerde sektörel toplantılar, mezuniyet törenleriyle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlik ve toplantılara katılırken, bir yandan da sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. 2 Haziran Perşembe günü olağan meclis toplantımız, Fındıklı'daki merkez binamızın meclis salonunda icra edildi. 3 Haziran Cuma günü ise Kamerun Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Victor Çoçuo odamızı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Şadan Kaptanoğlu ziyaretin anısına Büyükelçi Çoçuo'ya plaket takdim etti. 6-10 Haziran tarihleri arasında ise Atina'da düzenlenen Posidonia 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı dolayısıyla oda yönetimimiz Yunanistan'a gitti. Bu kapsamda 6 Haziran Pazartesi günü Yunanistan Kısa Mesafe Gemi Armatörleri Derneği ile Yunanistan Uluslararası Denizcilik Birliği'ni ziyaret etti. 7 Haziran Salı günü ise Yunanistan Deniz Ticaret Odası ile Yunanistan Armatörler Birliği ziyaret edildi. Buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin Atina Pire Başkonsolosluğu'na geçildi ve Başkonsolos Mustafa Somuncu ile bir araya gelindi. Aynı günün akşamı da Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçisi Burak Özügergin, Posidonia 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı'na katılan Türk denizcilik sektörü temsilcilerine özel resepsiyon verdi. Devlet olarak, kamu görevlileri olarak sektör temsilcilerini bir araya getirirsek, Türklerle Yunanlar frekans olarak aslında uyuşuyorlar, onu biliyoruz. 8 Haziran Çarşamba günü ise odamız Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği fuarda ortaklaşa resepsiyon düzenledi. Ardından Başkanımız Tamer Kıran ve beraberindeki heyet, Büyükelçi Burak Özügergin'le birlikte fuardaki Türk standlarını ziyaret etti. 11 Haziran Cumartesi günü de oda yönetimimiz, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Derneği tarafından organize edilen kahvaltı programına katıldı. Gemi inşa sanayi, tamir bakım sanayi bu ülkenin geleceğinde olan sektörlerden bir tanesi. Çok açık ve net söylüyorum. Covid nedeniyle kısmet bugüneymiş. Çok güzel oldu, iyi bir ortam vardı. Başkanımız da çok yoğun programında bize zaman ayırdı. Başkanım ve ekibin, yönetim kurulunun burada ve diğer illerde olması çok önemli. Bugün burada yaptı, Covid bitti ve çok da iyi bir organizasyon oldu. Yine aynı gün Piri Reis Üniversitesi'nin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine katılım sağlandı. Yaşadığınız bu sürecin mezuniyetinizi daha değerli ve önemli kıldığını düşünüyorum. Üniversitenin Rıdvan Kartal Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mezun olan öğrencilere belgeleri takdim edildi. 13 Haziran Pazartesi günü de Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'na iştirak etti. 15 Haziran Çarşamba günü ise oda yönetimimiz bir dizi programa katılmak üzere Ordu'ya gitti. İlk olarak Ordu Fatsa Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi. İmai Akdeniz Ticaret Odası'nın okulumu ziyaret edip bizlerle ilgili görüşlerini bildirmeleri, bizlere yardımcı olabilecek imkanları sağlamaları çok gurur verici. Çok değerli başkanımıza bugün okulumuzu ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunlar önemli. Özellikle bizim dışımızda bu işin duayenlerinin okulumuza bakışını görmek, onların fikirlerini almak. Okulumuzun gelişmesi için, denizciliğin gelişmesi için çok çok önemli. Buradan Ordu Fatsa Meslek Yüksek Okulu'na geçilerek mezuniyet törenine katılım sağlandı. Daha sonra da Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi'nde İMEA Deniz Ticaret Odası Simülatör Merkezi açılışıyla mezuniyet töreni düzenlendi. Öncelikli hedeflerimizden biri, Türk denizciliğinin geleceği olan genç denizcilerimizin ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim almaları için gerekli desteği sağlamaktır. Mezuniyet töreninin ardından da simülatör merkezinin açılışı yapıldı ve protokol merkezi gezerek incelemelerde bulundu. 16 Haziran Perşembe günü de denizcilik konulu resim yarışmasıyla deniz ve çevre konulu İMEAK Deniz Ticaret Odası Geleneksel 16. Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri odamızın meclis salonunda düzenlenen törenle verildi. 17 Haziran Cuma günü ise İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunları Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis İlker Meşe ve beraberindeki heyet başkanımızı ziyaret etti. Aynı günün akşamı da Türk Doydu Vakfı'nın 60. yıl dönümü Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de kutlandı.
Galaya Meclis Başkanımız Salih Zeki Çakır, Yönetim Kurulu üyelerimiz Başaran Bayrak, Orhan Gülcek ve Ahmet Can Bozkurt da katıldı. 60 yılda çok önemli bir yere geldi. Bu bizim için çok güzel ve mutlu bir gün. Sektöre kutlu olsun. Türk Lordu'nun kuruluşunda emek vermiş olan, yöneten, bugüne getiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Nice 60 yıllara diyorum. Türk Lordu'nun bulunduğu yer esasında ülkemize de yakışmıyor. Daha ilerlerde mesela Ajax member olarak görme arzusundayız. İnşallah yakın bir zamanda da gerçekleştireceklerdir bunu. Türk Lordu'muz son yıllarda ciddi bir atak yaptı. Tabii bu özellikle savunma sanayimizin gelişmesinde Türk Lordu'nun da çok katkıları var. Türk Lordu benim de çeşitli faaliyetlerinde içinde bulunduğum bir kuruluş. Nice 60 yıllara diliyorum. Ulusal klas kuruluşumuz olması hasebiyle koyduğumuz kurallar veya alacağımız kararlar itibariyle verdikleri destek ve birlikte çalışma alışkanlığımız için arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. 60. yılımız hayırlı olsun. Gurur duyuyoruz Türk Lordu'muzla. Elimizden geldiğince de her zaman destek veriyoruz. İnşallah çok daha ileri gidecek. Tüm filomuz Türk Lordu klaslı. Her zaman destek olmaya da devam edeceğiz. 20 Haziran Pazartesi günü de Yönetim Kurulu üyemiz Sina Şen, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine iştirak etti. Başkanımız Tamer Kıran, Başkan Yardımcımız Recep Düzgit, Yönetim Kurulu üyelerimiz Burak Akartaş'la Orhan Gülcek, Uluslararası Deniz Ticareti Odası yıllık genel kurul toplantısına katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Heyet ilk olarak 20 Haziran Pazartesi akşamı Greenwich'teki Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın 100. yıl gala yemeğine iştirak etti. 21 Haziran Salı günü de Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın deniz taşımacılığının geleceğini şekillendirme başlıklı zirvesine katıldı. 22 Haziran Çarşamba günü de odamızın destekleriyle Uluslararası Yakıt İkmalcileri Birliği'nin yeni bölgesel dinamikler ve yeşil denizcilik geleceğine geçiş konulu konferans düzenlendi. 23 Haziran Perşembe günü ise Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi'nin mezuniyet törenine iştirak edildi. Hayatımızın bu yeni döneminde başarı, sağlık, huzur ve mutluluğun her zaman yanınızda olmasını diliyorum. Turgut Kıran Denizcilik Fakültemiz bugün hem akademik kadro hem de sahip olduğu altyapı sayesinde ülkemizde bulunan en başarılı denizcilik fakültelerinden bir tanesidir. Başkanımıza yönetim kurulu üyelerimiz Adnan Naiboğlu ve Taylan Kalkavan'la Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Oral Erdoğan da eşlik etti. 24 Haziran Cuma günü de İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Birim Dış Danışma Kurulu toplantısına iştirak edildi. 25 Haziran Cuma akşamı ise Gemi Brokerleri Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Bosphorus Ship Brokers Dinner 2022 etkinliğine katılım sağlandı. Gemi Brokerleri Derneği'nin uluslararası yemekleri 2 senede bir yapılır. En son 2018'de yaptık. 2022 kısmet olmadı ama 2020'nin verilmiş arası da böyle bir binince korkunç bir talep oldu. Dünyanın dört bir yanından sanıyorum 2400 civarı katılımcı var. Bu Türk denizciliğinin gücünü gösteriyor. Geldiği yeri gösteriyor. Tebrik ediyorum herkesi. Umut ediyorum sektör için çok faydalı görüşmeler olur burada. Her türlü temsilcisi, limancısından brokerına, herkes burada. Çok güzel bir gece denizciliğimize inşallah katkı sağlar. Armatörler var, gemi brokerleri var, kiracılar var, operatörler var. Yani deniz işletmecilik alanındaki hemen hemen bütün paydaşlar şu anda burada. Muhteşem bir ortam var. Beklenen bir kalabalıktı. Uzun süre aradan sonra gerçekleştiği için tabii çok kişi eski yeni tanıdıklar hep bir araya geldi. İyi bir ortam, denizciliğimiz için bence iyi bir organizasyon, başarılı bir organizasyon. Bu sektörde bu kadar da yurt dışından ve Türkiye'den bu kadar insanı hem de korona sonrası bir araya getirmek inanılmaz bir başarı. İnanılmaz bir organizasyon. 2500'den fazla insan var. Herkes buraya akın etmiş. İşte bir kere daha İstanbul'un, Türkiye'nin aslında denizciliğin merkezlerinden birinin olduğunun ispatı bu. 27 Haziran Pazartesi günü de İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'ndeki rektörlük binasında düzenlenen Yüksek Öğrenim Kurumları Vakıf Mütevelli Heyet Başkanları'yla Öğrenci Yurtları Değerlendirme Toplantısına iştirak edildi. 28 Haziran Salı günü ise Başkanımız
Dünya Web TV'de yayınlanan Aysel Yücel'in sunduğu Kabotaj Bayramı özel canlı yayınına konuk oldu. Kabotajın önemini anlattı ve Türk denizciliğinin kabotajdan küresele uzanan yolculuk hikayesinde geldiği noktayı değerlendirdi. 30 Haziran Perşembe günü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kocaeli Körfezi Lojistik Çalıştayı'na iştirak edildi. 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde ise oda yönetimimiz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı. İlk olarak 1 Temmuz Cuma sabahı Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen törene iştirak edildi. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne katılmak üzere tersane İstanbul'a geçildi. En kıymetli sektörlerimizden bir tanesi. Ayrıca kara, hava, deniz ve demir yollarının birleştiği bir alan deniz yolları. Bu entegrasyonun sağlanması için de bu zirve çok önemli. Başkanımız Tamer Kıran zirvenin açılışında konuşma yaptı. Türk sahilinde deniz ticaret filomuzun güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonunda yeni bir yol haritasının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Konuşmaların ardından da öğle yemeği için ara verildi. Burada oda yönetimimiz Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Komutanlığı'na geçerek odamız tarafından düzenlenen denizcilik temalı resimle deniz ve çevre temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Aslında Türk denizciliğinin bağımsızlığını kazandığı bir günü kutluyoruz. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur, kendi ticaretine hakim olur, gelişmesine hakim olur. Aslında bu kutlamalar bütün denizcilerin katılıyor olması lazım. Sadece yağlı kazıklar veya yarışlar değil, bunun yelkeninden, su topundan, yüzmesinden, yani herkes bütün benliğiyle bu işin ucundan tutması lazım. Sergi açılışının ardından da Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne dönüldü. Türk denizcilik sektörü vizyonu, Türk filosunun geliştirilmesi konulu oturumda. Meclis Başkanımız Salih Zeki Çakır, Türk armatörün yabancı bayrağı tercih etmesinin sebepleri konulu bir sunum yaptı. 2 Temmuz Cumartesi zirvenin ikinci gününde ise Başkanımız Tamer Kıran, Gemi İnsanı İstihdamı MLC Sözleşmesi'nin etkileri konulu ilk oturuma konuşmacı olarak katıldı. Başkan Yardımcımız Şadan Kaptanoğlu da Lojistik Odağı'nda Deniz Yapıları Altyapısı başlıkla oturuma konuk oldu. Jeopolitik Gelişmeler ve Mavi Vatan isimli oturumun ardından da zirve, Uluslararası Denizcilik Örgütü İMO Genel Sekreteri Kitaklim'in kapanış konuşmasıyla tamamlandı. 5 Temmuz Salı günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Fakültesi'nin mezuniyet törenine iştirak edildi. 6 Temmuz Çarşamba günü ise İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şükriye Vardar ve beraberindeki heyet odamızı ziyaret etti. Yine 6 Temmuz Çarşamba günü Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerinin 2021-2022 akademik yılı mezuniyet törenine iştirak edildi. Başkanımız Tamer Kıran bir yandan da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı göreviyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 9 Haziran Perşembe günü Birleşik Krallık İhracattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Mike Freer ile Ankara'da düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi. 16 Haziran Perşembe günü ise Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'dan oluşan Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 25. kuruluş yılı dolayısıyla İstanbul'da D8 Yatırım Forumu düzenlendi. D8 Sekreteryası ve TOP İşbirliği ile gerçekleştirilen foruma Ticaret Bakanımız Mehmet Muş, D8 üyesi ülkelerinin yatırım ajanslarıyla ticaret ve sanayi odaları temsilcileri katıldı. Başkanımız Tamer Kıran da TOP Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönettiği D8 içi ticaret nasıl geliştirilir konulu panele iştirak etti. Panelin ardından düzenlenen resepsiyonda ise TOP adına ev sahipliği yaptı. 24 Haziran Cuma günü de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tır Komitesi üyeleri video konferans sistemi üzerinden bir araya gelerek toplantılarını icra etti. 25 Haziran Cumartesi günü de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayelerinde E-Ticaret Merkezi AŞ ve Teknolojide Kadın Derneği tarafından 81. Türkiye Teknoloji Buluşmaları düzenlendi. 27 Haziran Pazartesi günü ise Türkiye ve Ukrayna'da yerel odaların işbirliğini arttırmak amacıyla İstanbul Top Plaza'da fiziki ortamda ve aynı zamanda video konferans sistemi üzerinden toplantı icra edildi. Başkanımız Tamer Kıran'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Jenadi Chisekov ve Ukrayna'dan 8 yerel oda temsilcisi katıldı. Toplantının sonunda da mutabakat zaptı imzalandı.
29 Haziran Çarşamba günü ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Başkanlığında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'la Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un teşrifleriyle gerçekleştirildi. TOP Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'daki TOP Birlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan Başkanımız Tamer Kıran da denizcilik sektörünün öncelikli konularını ilgili bakanlarımıza iletti.